Ramazan bayramına artık 2 gün kaldı ve artık yavaş yavaş son iftar masaları kuruluyor ve 24 muhabiri Adem Hançer de Esenler'de şu dakikalarda Millet Bahçesi'nde. Adem, seni dinliyoruz. Evet, şu dakikalarda sizin de söylediğiniz gibi Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeyiz. Milletin bahçesindeyiz. İftar sofraları tüm Türkiye'de olduğu gibi vatandaşlar son günlerden sıcaklığın bulaldı ve kendilerini parklara, bahçelere attı. O noktalardan bir tanesi de Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi. Vatandaşlar buraya akın akın gelmeye devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşım İbrahim Köklü'den rica ediyorum o konvoyu göstermesini. Vatandaşlar odununu, kömürünü, mangalını, etini alan buraya 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne geliyor. İstanbul'un birçok noktasında manzara aynı. Tabii vatandaşlar dediğimiz gibi 240 bin metrekarelik bir alan, büyük bir alan burada. Sadece piknik için değil, çocuk oyun alanları var, yine kültür evi var. Bununla ilgili birlikte bisiklet turları var. Onlardan faydalanmak için geliyorlar. Hemen sol tarafımızda bir araç var. Bu araçta engelli vatandaşlar ve yaşlı vatandaşlarımız için buraya kadar gelip de ben oraya gidemem diyenler için bu araçta onlar için hizmet veriyor. Hemen kameraman arkadaşım İbrahim Köklü'yü bu tarafa doğru davet etmek istiyorum. Millet Bahçesi'nin içerisine doğru gidelim. Bir yandan vatandaşlar buraya geliyor. Bir yandan da tabii önceden gelip burada yer kapanlar var. Zira burada yer bulmak çok zor. Hemen sol tarafta bisiklet alanlarını görüyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koyduğu bisikletler. Gelir gelmez buradan bisikletinizi alıp yine burada Millet Bahçesi'nde tur atabiliyorsunuz. Tabii vatandaşlar erken saatlerde geldi ve bir yandan da gelmeye devam ediyor. İftar hazırlıkları sürüyor Millet Bahçesi'nde. Tabii burası Aralık ayında açıldı. Yine burası Metis kışlasıydı. Büyük bir araziydi. O 15 Temmuz işgal girişimi sırasında buradan çıkan askerler İstanbul Valiliğini kuşatmışlardı. Ve arkamda az önceki yolda 27 Şubat'tan beri kapalıydı. Ancak burasının Millet Bahçesi olmasının ardından o yolda vatandaşın kullanımına açıldı. Askeriye dedik burası eskiden daha önceki kullanıldığı zamanlarda. Şimdi ise vatandaşlar pikniklerini, iftarlarını yapmak üzere buraya doğru geliyorlar. Tabii hemen sağ tarafa doğru gidelim İbrahim kardeşimle. Vatandaşları size buradan göstermek istiyorum. Burası dediğimiz gibi ortam bu şekilde. Herkes hazırlığını yapıyor. Tıklım tıklım her taraf. Bir yandan iftar hazırlıkları yapılıyor. Mangal hazırlıkları yapılıyor. Tabii burada ilk etapta mangal yapılmıyordu ancak sonrasında ise yine Esenler Belediyesi vatandaşa sordu. Burada mangal yapılsın mı, yapılmasın mı? Bir oylama yapıldı ve yüksek farkla vatandaş burada mangal yapılmasını istedi. O günden beri de burada mangal yapılıyor. Görmüş olduğunuz gibi evinden nevalesini alıp gelenler burada sofralarını seriyorlar. Bununla birlikte banklar bulunuyor. Banklarla birlikte yürüyüş yolları var, bisiklet yolları var. Ulaşımı da çok basit. Hemen Esenler'in yan tarafında Metlis kışlasının girişinde bulunuyor. Dediğimiz gibi sadece Esenler değil, İstanbul'un birçok noktasından vatandaşlar buraya akın akın gelmeye devam ediyor. İftar için değil, günün erken saatlerinde yine burada birçok etkinlik alanı bulunuyor. Vatandaşlar onlardan faydalanmak için erken saatlerde buraya geliyorlar. Dediğimiz gibi çok kalabalık, buraya gelmek isteyenler için uyaralım. Erken saatte gelip buradan yer kapmanız gerekiyor çoğu noktalarda diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki, Adem Hançer aktardı bizlere Esenler'den, Millet Bahçesi'nden devam ediyoruz. Peki liderler bayramda ne